Canım öğrencilerim merhabalar. Cebirsel ifadeler konusunun 3. bölümü olan çarpanlar ve katlar bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, çarpanlara ayırma. Ortak çarpan parantezine alma ne demekmiş? Cebirsel ifadenin her bir teriminin ortak katsayı, ortak katsayı veya ortak değişkeni, bakın katsayı veya değişkeni varsa bu yöntemler çarpanlarına ayrılır. X kare artı 3x ifadesine baktığımız zaman burada ne var arkadaşlar? İki değişkenler ortak. X'ler ortak. O halde bu x'leri aldığımız zaman arkadaşlar x ortak kısım parantezin dışına yazıldı. Çarpı x artı 3 şeklinde ortak olmayan kısımlar parantez içine yazılarak bulundu arkadaşlar. Her terimi çarpım durumunda parçalarsak ortak kısmı görmek kolaylaşır. Buradaki cebirsel çarpımı yaptığımızda ilk ifadeyi vermelidir. Yani tekrar ben bunu çarptığım zaman ne yapacak? X kare. Diğer ifadeyle çarptığım zaman artı 3x. İlk ifademizi verdiyse yaptığım çarpanlara ayırma işlemi doğrudur. Aksi halde hata yapılmıştır. Evet. Cebirsel ifade yardımıyla gösterimini yaptık. Bir de modelleyerek çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. Verilen cebirsel ifadenin modellerinden faydalanarak ne oluşturacağız arkadaşlar? Dikdörtgensel bir bölge oluşturulur. Dikdörtgensel bir bölge oluşturulur. X kare artı 3x. X kare var değil mi arkadaşlar? X kare yazdık. Artı 3 tane x cebirsel ifadenin modeliydi. Bununla beraber bizim modellememiz ne oldu? Bu oldu. Burada ne oldu arkadaşlar? X var değil mi? X. Peki buraları 3 olmasının sebebi neydi arkadaşlar? Şu boy x ise bu boy kareden dolayı x'ti. Şuradaki parçada x olacağı için 3 tane x artı 3'ü var. Yani x artı 3'ü var. Birinci çarpan burada ne oldu arkadaşlar? X. X artı 3 şeklinde çarpanlarına ayrılmış oldu. İkinci yani kısımda bu şekilde oluşturmuş oldu. Dikdörtgensel bölge oluştururken modeller arasında hiç boşluk olmamalıdır ki yanılmaya pay bırakmasın. Evet, bir bilgi verelim. Bir cebirsel ifadeyi çarpanlarına ayırmak demek, o ifadenin çarpım durumundaki eşitini bulmak demektir arkadaşlar. Hemen buradaki ifadelere bakalım arkadaşlar. Burada 4x eksi 2 ifadesinin çarpanlarına ayırınız diyor. Ben bunu çarpanlarına nasıl ayıracağım? Bunun çarpanlarını ayırdığım zaman şu 4x ifadesinde kim var arkadaşlar? Şu şekilde yazayım ben uzatmadan yazmak istiyorum. Buradaki ifadede 4'ü 2 çarpı 2x şeklinde parçalayalım. Eksi 2'de herhangi bir parçalama söz konusu olur mu? Ona da şöyle 2 çarpı 1 diyebiliriz. Çünkü 2 parantezine aldığımız zaman burada 1 kalacağı için hocam o 1 nereden geldi diyerek sormayın. Burada ortak olanlar kim? 2'ler değil mi arkadaşlar? 2'leri aldım. 2'yi başa yazdıktan sonra burada kalan parçam kim? 2x. Buradaki kalan parçam kim? Aradaki işarete bakmak koyduğuyla eksi 1. Arkadaşlar 2'yi aldığım için tekrar içeriye dağıttığım zaman bu ifadeyi elde edebilmem amacıyla burası 1 olmak zorunda. 6x kare artı 4a'ya baktım. Burada kimler ortak arkadaşlar? 2a'yı aldım. 3a'yı yazdık buraya tekrar. Burada kimler ortak? 2a çarpı 2 var değil mi arkadaşlar? 2a'lar ortak mı? 2a'lar ortak. 2a'yı başa yazdım. 2a'yı başa yazdıktan sonra kim kaldı? 3a artı 2 şeklinde oldu. Hemen geldik 3. örneğe. Burada kimler var? B çarpı B var. Burada kim var? 4 çarpı B var. Ortak olanlar kimler arkadaşlar? B'ler değil mi? B'lerden bir tanesini alsak yeterli. B. Burada kim kaldı? B kaldı. Burada kim kaldı? Artı 4.
Şimdi buradaki ifadeye baktım. 5y kare eksi 2y ifadesi var. Burada kimler ortak arkadaşlar? 5 çarpı y çarpı y arkadaşlar. Buradaki ifadeye baktığımız zaman y ifadesini bulduk mu? Kim var bir de? 2. Kimler ortak? Y'ler ortak değil mi? Y'yi başa yazdığım zaman arkadaşlar burada kalan kim? 5y eksi 2 ifadesiyle yazmış olduk. Şimdi geldik buraya 4x kare y eksi 2y ifadesine baktığım zaman buradaki ifadeyle arkadaşlar ne elde edeceğim? 2 var. 2y olarak yazdım. Özellikle ayırayım diyerek. Burada kalan kim? 2x kare kaldı. 2y çarpı 1. 1 yazmamıza gerek yok aslında ama görün diyerek yazıyorum. Ki önemli bizim için. Oraya 1 gelmesi burada önemli. Orada önemli değil belki ama 2y. Burada kim kaldı? 2x kare eksi 1 ifadesinde buradaki 1'i mutlaka yazmak zorundayız. Parantezimizi de kapattık. Geldik buraya. Kim var? 3y. 3y çarpı 4y. Burası 12 yapıyor. 3y çarpı 1. Kimi alacağız? Ortak olarak 3y'ler var. 3y parantezini aldık. 3y parantezini aldım. Burada kalan ifadem 4y eksi 1 oldu. Ve çarpanlara ayırmayla ilgili bu kısmı bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar, bazı cebirsel ifadelerde tüm terimlerin ortak bir katsayısı veya değişkeni olmaz. Fakat grup grup ortaklık olabilir. Bu durumda gruplandırmayı dikkatle yapmalıyız. Ve her iki grubun da parantez içlerinin aynı olmasını sağlamalıyız diyor. Burada hemen verilen ifadeyi incelersek arkadaşlar. AX eksi 2BY eksi 2AY BX var. Burada arkadaşlar ortaklığı öyle bir yerden yakalayacağız ki bize bu ifade ikisinden de bir şeyler elde edelim. Burada A parantezine aldığım zaman mavi olan yerlerde kimler var? A'lar var. Ben bunları da yuvarlak içerisine göstereyim tekrar. Buradaki yuvarlak içerisine aldığım ifadeleri paranteze aldım, başa yazdım A'yı. Kim kaldı? Burada X. Burada kalan ne? Eksi 2Y. Devam ediyorum. Artı. Bu ikisinde de ortak olan kim? B. Ortak olan B. B parantezine aldığım zaman burada kim var? X. Burada kim var? Eksi 2y var. Bakın tekrar bir parantez içerisinde ortak parantez. Parantezlerin işleri aynı olduğu için x eksi 2y, x eksi 2y şeklinde ortak paranteze tekrar alırsam a artı b çarpı x eksi 2y'yi elde etmiş oluruz. Her iki terimin parantez işleri ortak olduğu için tekrar ortak çarpan parantezine almış olduk. Arkadaşlar bir bilgi daha verelim. Gruplandırarak çarpanlara ayırabilmek için her gruptaki terim sayısının aynı olması gerekir. Bu da mutlaka dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi. Arkadaşlar bu pratik bilgi bize çok hayat kurtaran bir bilgidir. Parantez içleri ters işaretli gelirse arkadaşlar parantez dışını eksiyle çarpıp parantez içlerini aynı yapabiliriz. A eksi B yazmakla eksiyi başa alıp da bu parantezin dışını alıp da B eksi eksi A yazmak aynı şeylerdir arkadaşlar. Bu bizi çok çok can kurtaran can kurtaran simidi gibi hayat kurtaracak arkadaşlar. Öyle sorular gelecek ki bu soruyu kullanamadan çözemeyeceğiz. Burada notuna geçelim. Evet. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırınız demiş. Burada ne yapacağız? Çarpanlarına ayırırken kimler var arkadaşlar? X'ler var değil mi? X'lerin olduğu yeri ben bir alayım. Burası da burada X var. Burada X parantezini aldığım zaman kim yapacak arkadaşlar? X. Kim kaldı burada? 2A. Artılısından başlayalım. 2A. Kim var? Eksi 3. Bu bittikten sonra şu kısımlara baktığımız zaman Y'ler var arkadaşlar. Artı Y parantezini alırsam burada kalan kim? 2A. Hatta şuraya eksi alırsak daha net olur. Eksi aldık. 2A eksi burası ne olur arkadaşlar? 3 olur değil mi? İçinde tekrar bir ortak çarpan parantezi geldi mi? Geldi. Orada da ne olur? 2A eksi 3 ifadesi çarpı x eksi y şeklinde çarpanlarına ayrılmış olur. Geldik bu ifadeye. Burada 3A var. A'ların olduğu yerleri yine işaretledim. Buradaki C'lerin olduğu yerlerde şöyle yaptık. A'yı aldığım zaman A'yı başa yazdım. Kim var? 3. Eksi 2B
eksi C 3 eksi 2B. Burada bu şekilde işlem yaptığımız zaman A eksi C 3 eksi 2B şeklinde bir ifade oldu. Ben buradaki ifadeyi de ne yaptık? Ortak parantezi aldığım zaman tekrar bir ifadeye dönüştü. Şimdi burada kimler var? D'ler var. D'lerin olduklarını alttan çizdim. Diğerlerine de şu şekilde işaret koydum. Onları da kendi arasında gruplandıracağız. D parantezini aldığım zaman burada kaç yapar arkadaşlar? B var. Burada kaç var? Eksi 3A var. Artı burada kimi alacağım? C'leri alacağım. C parantezini aldığım zaman B eksi 3A var. Burada da tekrar bir ortak çarpan parantezini aldığım zaman B eksi 3A çarpı D artı C şeklindeki bir ifadeye dönüşmüş oldu. X kare y eksi x kare artı x küp eksi x y. Buradaki ifadeye baktığımız zaman kimler ortak arkadaşlar? X kareler değil mi kendi arasında? Peki x karelerden başlayacağız. Evet x karelerden başlayacak. X kare yazdım. Y eksi 1. Pardon. X kareyi yazdık. Şunu alalım. Artısını. X. Şu ikisini. Burada hata yapmışız. Şu iki ifadeyle de diğerini alalım. Burada da eksi x. X artı y var. Değil mi? Bu ikisinde ortak olanlar kimdir? X artı y parantezinde. X kare eksi x şeklinde sonuca ulaşmış oluruz. Evet arkadaşlar. Geldik cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırmaya. Biraz önceki yapmış olduğumuz uygulama içerisinde. Evet. Şimdi de modelleyerek çarpanlarına ayıralım. Biraz önce teknik bir hata oldu. Aynı yeri tekrar çözecektik. Bazen bizlerde de böyle şaşırmacalar oluyor. Evet. Bu 6x ifadesini ben biraz da zamanla kazanmak adına hemen şu şekilde modellemeleri gösterirsek 6 tane x'in olduğunu görüyoruz. Değil mi arkadaşlar? 6 tane x'in haricinde kim var? 4 tane de 1 var. Ben bunları birleştirdiğim zaman ne yapacak arkadaşlar? Çarpanları ayırdığım zaman yatay olarak birleştirirsem değil mi? 3 tane 3 tane üst üste koydum. Burada ne oldu? İkilik bir parça oldu. Çünkü bunların bir kenarları bir birimdi. Şu büyüklük kısmı x birimdi. Dolayısıyla şuraya da 4 birimi yerleştirdiğim zaman 2 çarpı 3x artı 2 şeklinde çarpanlarına ayrılmış oldu. Evet, geldik önemli özdeşliklerden yararlanarak çarpanlarına ayırma demiştik. Arkadaşlar özdeşlikler bizim için kilit nokta. Birçok çarpanlar ayırma sorusunda tam kareli terim, tam kare özdeşliklerden yararlanarak dedik. Tam kareli terim burada ne oldu arkadaşlar? Çarpanlarına ayırdığımız zaman bu ifadede x kare artı 4x artı 4 ifadesi x artı 2'nin karesine eşittir. Tam kareyi gördüğümüz zaman. Burada şöyle bir ifade var. Bu neyin karesiydi? Bu şekilde bu farklı bir yöntemle de şöyle anlatabilir. Burası x kare. Ben bunu ne yapıyorum? X çarpı x şeklinde yazabiliyorum değil mi? 4'ü nasıl yazıyorum? 2 olarak yazdığım zaman 4 yapıyor. Tamam bir problem yok ama eksi 2 ile eksi 2'yi de çarparsan 4 yapar. Ortadaki terime bakıyorum. Çaprazlama çarptığım zaman buranın sonucu ne yapacak? 2x. Çaprazlama çarptığım zaman burası ne yaptı? Burası da 2x. Bu ikisinin toplamı ortadaki terimi veriyor mu? Veriyor. Yani nedir? 4x. 4x'i verdiği için bunun çarpanları ne olacak? Sırayla yazdığımız zaman x bu yataydaki kısım x artı 2 çarpı yer kalmadı. X artı 2 şeklinde veya bunun karşılığı nedir? X artı 2'nin karesi şeklinde yazabiliriz. Evet arkadaşlar çarpanları ayırmaya başlamadan önce terimlerin sıralamasına dikkat etmeliyiz. Tam kare terimlerin başta ve sonda olmasını sağlamalıyız. Bu bizim için işlemimizi kolaylaştıracak. Evet arkadaşlar. Şimdi çarpanlara ayırma kısmına geldik. Ben biraz önceki gösterilen yöntem haricinde kendi göstermiş olduğum yöntem aynı yöntem zaten. Bunu çarpanlarına ayırıyorum. Bu çarpanlarına nasıl ayıracağız?
hep birlikte bakalım. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Ben diyorum ki 3x şeklindeki bir ifadem var. Bu karekök dışına çıktığı zaman 3x olarak çıkıyor. Buradaki ifade aynı şekilde karekök dışına ne olarak çıkıyor? 2 olarak çıkıyor. Bunları ben çarptığım zaman ne yapacak? 6x artı 6x var. Bu ikisinin toplamı ne yapıyor? Ortadaki terimi veriyor değil mi? 12x. O halde bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali ne olacak arkadaşlar? 3x artı 2 olacak. Yani daha da çarpanlarına ayrılmış halini isterse 3x artı 2 çarpı 3x artı 2 şeklindeki bir ifade olmuş olacak. Şimdi diğerine baktığımız zaman arkadaşlar x şeklinde bir ifademiz var. Burası 3 yapar. Burada dikkat edeceğimiz bir husus var. Ortadaki terimi çarptım ben bu ifadeyi. Bununla da çarptım. 3x artı 3x yaptı ama 6x yaptı. Burası eksi 6x yaptı. Olmadı. Ne yapacağım o zaman? Buradaki eksi 3 yazdığım zaman burası eksi 3. Eksi 3 topladığım zaman ne yapacak? Eksi 6x'i verecek. O halde çarpanlarına ayrılmış hali ne yapar? X eksi 3'ün karesidir. Ya da x eksi 3 çarpı x eksi 3 şeklinde çarpım halinde de bırakabiliriz. Bu şıkların durumuna göre biz tercihimiz. Evet, buradaki ifadeye baktığımız zaman 16b kare var. Burasını ben nasıl yazacağım arkadaşlar? Hemen kalemimi aldım. 4b şeklinde yazdım. Eksi var. Burası eksi 1 olacak. Eksi 1 çarptığım zaman ne yapacak? Eksi 4b. Çarptığım zaman eksi 4b. Eksi 4b. Toplamları ne yapacak? Ortadaki terim veriyor. Eksi 8b. O zaman ne oldu? 4b eksi 1 şeklindeki bir çarpanlarına ayrılma söz konusudur. 25a kare ifadesi verilmiş. Burada çarpanlarına baktığımız zaman kimdir? 5a şeklinde yazdım. Burası 2b şeklinde yazdım. Çaprazlama çarptığım zaman ortadakini verecek. 10ab artı 10ab kimi verdi? Yukarıdaki ifadeyi verdi. 20ab yaptı arkadaşlar. O halde çarpanların ayrılmış hali nedir? 5a artı 2b ifadesinin karesidir. Bu şekilde çarpanlarını da bulmuş olduk. Evet, tekrar yapıyoruz. Buradaki ifadeye baktım. Y var. Bu y kare olan ifade ne yapar? Y şeklindedir arkadaşlar. 16 olan ifade nedir? 4 şeklindedir. Bu ikisinin çarpımı ne yapacak? Ama burası ne oldu? Eksi oldu o zaman. Çarptığım zaman eksi 4y toplamı ortadaki terimi verecek çaprazlama. O halde ne oldu? Y eksi 4 ifadesi çarpanları ayrılmış hali oldu. Burada yine baktım, sonda ve başta var. 6 oldu. Burası nedir? 2b'dir. Herhangi bir pozitif negatiflikte bir problem olmadığı için çarpımlarında çaprazlama aldığım zaman 12 24b yaptığı için ne olacak? 6 artı 2b'nin karesi olarak bu da çarpanlarına ayrılmış olur. Geldik buraya arkadaşlar. Tam kare terim ve tam kare terim. Bu nedir? İki farklı özdeşliğinden yararlanarak çarpanlara ayırmadır. Burada ifadeye baktığım zaman 2x, yani 2 tane olduğu için artı, bir artılısını bir eksilisini yazıyorduk. Çünkü bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış haline baktığım zaman arkadaşlar 2x'in karesi eksi 3'ün karesi şeklindeki olan bir ifadeydi. Bu da ne yapar? A kare eksi b kare ifadesine baktığım zaman ne yapar? A eksi b çarpı a artı b şeklindeki bir ifadedir, bir özdeşliktir. Bunun karşılığı da ne olacak? Yukarıdaki şekilde, turuncu şekilde verilen ifadenin karşılığına eşit olmuş olur. Bir artılısını bir eksilisini yazarak sonuca bulmuş oluruz. Evet, bu konuyla ilgili bu soruları çözerek dersimizi noktalandıracağız arkadaşlar. Sonlandıracağız. X kare eksi 25 ifadesine baktığımız zaman bu ifade nedir? Tam x'in x artı 5 x eksi 5'tir arkadaşlar. Buraya yazmak istersek yazabiliriz. Şöyle de yazalım, bir kez gösterelim. Bu ne yapar? 5 yapar. Bu ifade ne yapar? X kare eşittir x yapar. Dolayısıyla bir artılısını bir eksilisini yazarız. Buradaki ifadeye baktığımız zaman 3b eksi 2 3b artı 2 şeklinde yazılır. A kare eksi 16b kareye baktığımız zaman bu ne yapar? A eksi 4b a artı 4b şeklindedir. Buradaki ifadeye baktığımız zaman 36 eksi 9 x kare ifadesine baktığımız zaman 6 eksi 7x
6 eksi artı 7x şeklinde bir ifadedir. Bunların sonucunda da ne yapacağız arkadaşlar? Çarpanların ayrılmış halini görmüş oluruz. Arkadaşlar sadece ders videosunu dinlemeniz yetmez. Cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma konusuyla ilgili bol test çözüp pekiştirmeniz önem arz etmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.